Ezberciler düşecek dedikçe Amerikan borsaları yukarı doğru gidiyor. Ezberciler shortladıkça Amerikan teknoloji hisse senetleri yükselmeye devam ediyor. Çok acayip şeyler oluyor. Geçen cuma S&P 500 tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dow Jones geçen sene aynı performansı göstermişti hatırlıyorsanız. Şu anda o seviyeye gelmeyen ama çok yakınlarda olan bir Nasdaq var. Ama bütün bunların gerisinde kalan bir küçük hisse senetleri var. Bütün bunlara bahsedeceğiz bugün neler oluyor. Çin'de ne oluyor? Biraz da onun üzerine durmamız gerekiyor. Çin'de sıkıntı bir türlü bitmiyor maalesef ve bundan biraz ürküyorum daha evvel hep söylemiştim. Bir yandan da bu hafta büyük bilançolar gelmeye başlıyor. Önümüzdeki 2-3 hafta çılgın gibi bilanço akışı olacak. Bu hafta Tesla, Netflix gibi çok önemli bilançolarla karşılaşacağız. Ve makroekonomik veri akışı da bitmiyor bir türlü. Bütün bu çerçevede baktığımızda borsada neler bekliyorum anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Sadece ekranın karşısındaki basit bir YouTuber'ın görüşleri. Önce Quantfair'de hazırladığım bazı grafiklere bakalım. Burada QQQ yani Nasdaq'ın en büyük ETF'ini görüyorsunuz. Gap up'larla gitmeye başladı. Acayip hızlı yükseliyor. Şu anda tüm zamanların zirvesine çok yakın bir yerlerde. O zirve biraz gerilerde olduğu için göremiyoruz. Ama muhtemelen bu hafta oraya alabilir diye düşünüyorum. Çünkü zirveye bu kadar yaklaşılacak genellikle o zirve en azından bir süre için olsun geçiliyor. Burada da S&P 500'ü görüyoruz. Cuma günü kapanışı zirvede yaptı. Size Quantfair'de böyle grafikler hazırlamak, aynı zamanda ücretsiz olarak işlem yapmak istiyorsanız davet kodu burada. Kare kodu okutabilirsiniz. Peki neydi piyasaları? Özellikle Cuma günü günü tetikleyen Michigan Üniversitesi'nin araştırmasıydı. Michigan Üniversitesi'nin düzenli yaptığı bir araştırma var ve Wall Street bunu çok önemsiyor. Orada vatandaşın bir yıllık enflasyon beklentileri ilk kez %3'ün altına indi. %2.9'a geldi. Bu arada benim de sıkı takip ettiğim Trueflation şu anda Amerika'da enflasyon %1.85'e indiğini gösteriyor. 5 yıllık enflasyon beklentileri %2.8'e geldi. Yine o da uzun zamandır kaydedilen en düşük rakam. Bütün bunların yanı sıra tüketici morali de iyi. 75.9 çıktı bu. Daha evvel 67'ler seviyesindeydi. Müşteri sentimenti dediğimiz yine müşterilerin pazarla ilgili, piyasalarla ilgili, ekonomiyle ilgili nasıl hissettiklerini ölçen bir gösterge. Yine çok yükselmiş durumda ve mevcut ekonomik durum nedir sorusunda da çok ciddi yüksek skor verilmiş durumda. Nerede resesyon? Resesyon mesasyon yok gibi. Amerikalıların morali iyi çünkü hem enflasyon düşüyor hem ekonomiyi iyi görüyorlar. İşte bu da Cuma günü piyasaları bir kez daha tetikledi. Perşembe-Cuma iki gün üst üste gap-up'lar yaparak piyasalar yükselmiş durumdalar. Ezberciler bu verileri size sunmuyor söylüyorlar ki Davos'taki toplantıdan dolayı hisse senetleri yükseldiği gibi aklımın almadığı yorumlar yapıyorlar yapılıyor gerçekten. yüzden veriler neden piyasanın yükseldiğini bize gösteriyor. Tabii şimdi burada soru piyasa çok hızlı geldi ve şu anda zirvelerdeyiz. Buradan daha yukarı gidebilir mi? Haklı olarak pek çok insan zirveden acaba sert bir geri çekilme yaşar mıyız? Bu çifti bir zirve olup çünkü 2021'in zirvelerine yakın bir yerlerdeyiz. Buradan geriye doğru düşer miyiz? Bu tip endişeler çok var. Burada S&P 500 endeksinin zirve yaptıktan sonraki performansını gösteriyoruz farklı yıllarda. Mesela 1929-1954'te zirveye gelmiş şurada. Ondan sonra yükselmeye Devam etmiş. 1956-58 valisinde zirveye gelmiş, sonra yükselmeye devam etmiş. 63'te zirveye gelmiş, yükselmeye devam etmiş. 67'de zirveye gelmiş, yükselmeye devam etmiş. 68'de zirveye gelmiş, yükselmeye devam etmiş bir süre aynısından. 73'te zirveye gelmiş şurada yükselmeye devam etmiş. 80'de zirveye gelmiş, yükselmeye devam etmiş. 87'de zirveye gelmiş. havi yükselmiş sonra böyle bir dalgalı gitmiş. 2007'de işte orası facia. Böyle bir çift zirve yapmış burada görüyorsunuz bizim ezbercilerin en çok sevdiği örnek bu. Sonra sert düşüş olmuş. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. Borsalarda her şey yaşanabilir ama neden çok yüksek ihtimal olmadığını anlatmaya çalışacağım kendi görüşüme göre. 2007-2013'te yine zirve görmüş burada. 2013'te sonra yükselme daha etmiş. 2020'de zirveyi görmüş sonra muazzam bir rally daha yapmış ve şimdi de buradayız. 2023'teyiz. Zirveyi gördük ve hafif yukarı doğru geçmiş durumdayız. Gidecek mi Biz yukarı doğru aşağı mı düşeceğiz? Bunu bilmek çok zor. Fakat 2000-2007 ile karşılaştırmadan önce şunu bilmekte fayda var. 2000-2007 de buradaki bu sert yükselişin ardından Amerika'da mortgage krizi patladı biliyorsunuz. Sonra da sert düşüşler geldi. Bu yıl bu tip finansal sistemde böyle büyük bir çöküş ihtimali var mı? Sıfır diyemeyiz ama ben biraz düşük görüyorum. Çünkü finansal sisteme en çok zorlayan konu olan yüksek faizlerin sonuna geldiğimiz kesin. Yani Mart'ta mı düşecek, Nisan'da mı düşecek, Mayıs'ta mı düşecek, 3 kere mi düşecek, 5 kere mi düşecek? Bunları konuşuyoruz ama orada zirveye geldik. Enflasyon kontrol altına alınmış durumda. Bankalar tarafında olabilecek sorunları FED arka pencereden nakit beslemeyle çözdü. Ben Çin dışında Çin'den ürküyorum hala. Acayip böyle korktuğum bir şey yok şu anda piyasalarda. Amerika'nın borcu yüksek mi? Elbette yüksek. Bu bir gün sorun olacak mı? Mutlaka olacak ama bu yıl olmayabilir. Özellikle seçim yılında Amerika'nın böyle bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Bu yüzden benim görüşüm yön yukarı ama düzeltmeler olacak. Hatta bayağı sert düzeltmeler olacağını tahmin edebiliyorum. Özellikle şubat martta biraz ürküntüyle bakıyorum. Nisan mayıs'a biraz daha moralli bakıyorum. Bakalım göreceğiz tabii. Bunlar şu andan böyle teknik analizler falan yapıyoruz ama geleceği öngörmek mümkün değil. Şu anda görebildiğim kadarıyla ama 2024 yılının 2023'ün üzerinde kapatacağımızı hala tahmin ediyorum. Fakat geçen seneki kadar süper iddialı değilim. Neden? Çünkü geçen sene çok ucuz hisse senetleri yılın başında. O ucuzluğun büyük bölümünü alıp geldik şu anda. Ucuz hisse senetleri bulmakta zorlanıyorum. Bulduklarım da gitmiyor. Biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Ben yılın başında mesela Nazlı'nın özellikle bu yarı iletkenlerin biraz yavaşlayacağını öngörüyordum. Daha ziyade küçük hisse senetleri ve Çin hisse senetleri yukarı gidebilir belki diyordum. Çünkü onlar çok geride kalmıştı. Ama şu ana kadarki performans öyle değil ve ucuz hisse senedi bulmak da gittikçe daha zor hale geliyor. O yüzden bu yılki yükseliş iddiam o kadar sert değil ama belli de olmaz. Piyasalar bazen bu tip durumlarda bizi de şaşırtmayı ve yukarı doğru gitmeyi, sert gitmeyi seviyor. Yıl sonu S&P 500 hedefim hala 5200 olarak koruyorum ama o hedefe şimdi bayağı hızlı yaklaşıyoruz. Bakalım göreceğiz bundan sonra neler olacak. Burada tabii kafama yatmayan bazı gelişmeler de var. Şimdi Nasdaq'ın son bir yıldaki yükselişi %53.28. Bu Nasdaq derken NDX endeksi yani en büyük 100 Nasdaq hissesinin yükselişi %53.28. SPY yani S&P 500 %24.13. Bu korelasyonda pek bir sorun yok. Fakat IWM yani küçük hisse senetleri çok yavaş kaldılar. Yılın sonuna doğru iyi bir atak yaptılar geçen ekimden başlayarak. Ben o rally'nin bu yıl içinde devam edeceğini öngördüm. O yüzden bizim model portföyümüzde de küçük hisse senetleri veya bununla ilgili epey çok ETF var. Bu da her kırkla uğradığımı söyleyebilirim. Bu şimdilik bir teknik düzeltme olarak görülebilir. Yani cuma günü böyle biraz kafayı yukarı doğru çevirdi. Ama ben yıl içerisinde eğer IWM yani küçük hisse senetleri SPA'ya yaklaşmazsa ondan ürkerim. Çünkü yayılması gerekiyor yükselişin. Yani Nasdaq'ta yayılma iyi gidiyor. S&P 500'deki yayılma iyi gidiyor ama küçük hisse senetleri hiç yansımamış durumda. Burası beni biraz ürkütüyor. Bir yandan da yatırım fırsatı gibi görüyorum. Bizim model portföyde o yüzden bu tip hisselere hala çok ciddi yer veriyorum ama yani yılbaşından beri biraz acı çektiğimizde kesin. Beni başka şaşırtan bir konu da Çin. Maalesef Çin çok kötü gidiyor. Ben bu yıl biraz toparlanacaklarını düşünüyordum. tek devletin parayı bollaştırması, faizleri düşürmesiyle yoksa Çin ekonomisinin temellerinde acayip büyük sorunlar var. Onlara girmiyorum ama para bollaştırarak borsaları biraz toparlar diyordum. Hala öyle bir gerçekleşme yok işi doğrusu. Üstteki grafik QQQ, Amerikan Teknoloji Hisse Senetlerinin en büyük ETF'i görüyorsunuz bir yılda %53 yükselmiş. Buna karşı CQQQ yani Çin teknoloji firmaları %34.19 düşmüş bir yılda. Çok acayip aranın bu kadar açılması hakikaten. Böyle ahmet çek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bugün sabah itibariyle bakıyorum Çin borsaları yine pek tatlı gözükmüyorlar. Çin hükümetinin burada bir müdahale edeceğini tahmin ediyorum. Ama ona karşı model portföyümüzde yine de Çin hisselerini biraz azalttık. Çünkü epey dayak yiyerek geldik. Hala var. Mesela Ali babamız var. Yıllardır ızdırabımdır. Sattıydım. Bu yılın başına tekrar girdim. İyi olacağını düşünüyordum. Düş devam ediyor yine. Cuma günü böyle biraz hafif bir toparladı kendini. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Çin eğer bu şekilde devam ederse hakikaten başımız dertte yalnız. Çünkü Çin hissesine yatırımımız olsun veya olmasın Çin ekonomisini bu kadar kötüye gitmesini istemiyoruz biz. Çünkü Çin ekonomisi kötüye giderse iki riskimiz artar. Bir, her yerde olduğu gibi iktidarlar kötü giden ekonomiyi savaşla, milli kahramanlıklarla örtmeye çalışırlar. Allah korusun. Bir ondan ürkerim. İkincisi sonuçta bizim yatırım yaptığımız Amerikan firmaları da Çin'e mal satıyorlar. Tesla bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Bu hafta Apple'ın Çin pazarındaki telefonlara ciddi indirimler uygulamaya başladığını görüyoruz. Yani buralarda bence işler biraz tehlikeye gidiyor. Çin o yüzden biraz toparlanırsa iyi olur. Ve toparlanması için de iki temel değişim gerekiyor. Bir tanesi pazarları daha iyi olacak ki Çin'in ihracat rakamları azıcık toparlasın. Son ay böyle bir hafif yukarı doğru kırılma var. O sevindirici. İkincisi Çin hükümetinin biraz kesenin ağzını açması gerekiyor. Regülasyonları biraz gevşetmesi gerekiyor. Bu merkezi sert yapıdan biraz vazgeçmesi. Daha yatırımcı girişimci dostu hale gelmesi gerekiyor. Yapılabilecek çok şey var bu alanlarda. Yani Çin'i bir çizikte silip atamayız ama girişat hiç de olumlu değil ve burada büyük ayak kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Üçüncü beni şaşırtan konu da açıkçası yarı iletkenlerdeki giriş. Bizim portföyümüz yarı iletken hisse senedi bolca var. Nvidia ve AMD tabii tipik örnekleri bunların. Ben açıkçası bunların bu yıl biraz daha yavaş gideceğini düşünüyordum. Yani yönü yukarı görüyordum ama bu tip bir atak beklemiyordum. Bakar mısınız mumlara? Nvidia'nın son bir yıllık artışı %233'e geldi. AMD'nin artışı %148'e geldi. SMH yani bu yarı iletkenleri bulunduran en büyük ETF'in de %64.66'lık artışı var. Ve yılbaşından beri de artmaya devam ediyorlar. Yani ben burada biraz yavaşlama bekliyordum açıkçası. Şu anda teknik olarak da biraz zor yerlerdeyiz. Temellerde de biraz zor yerdeyiz. Daha devam eder mi? Kestirmek çok zor. Mesela bu SMH ETF'ine baktığımızda buradaki hisselerin çok büyük bölümünün 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olduklarını görüyoruz. Çoğunun orada olması biraz tehlikeli bir şey. Ayrıca pek çoğu da RSI'ye baktığımızda 70'i geçmiş durumdalar. Nvidia ve AMD de buna dahil. Buradan bunlar yukarı gitmez demiyorum. Ben uzun vadede Nvidia'nın ve AMD'nin gideceği çok yol olduğunu düşünüyorum hala. Ama hem temel analizde hem teknik analizde biraz sıkıntı var. acık detaylara girelim istiyorsanız. Önce SMH'ye bakalım. Yani yarı iletkenlerin ETF'ine şu anda RSI 75'e dayanmış durumda. Biliyorsunuz 70'in üzeri tehlikeli bölgedir. Bunun üzerine bir süre daha kalabilir mi? Kalabilir. Çünkü geçmiş örneklerini görüyoruz. Burada epey dayanabiliyor. Ama en de sonunda bu yüksek RSI'ler aşağıya doğru kırılıyorlar. MACD'ye baktığımızda yukarı doğru kırılma devam ediyor hala. O olumlu bir gösterge tabii. Ama yani nereden bakarsak bakalım. Burada SMH'da biraz fazla yukarı gitmişiz gibi gözüküyor. Daha gider mi? Gidebilir. Ama buradan bu hisse girilir mi? Ondan emin değilim. Belki uzun vadeli bir dolar ortalama maliyet yapıyorsanız elbette. Ama kısa vadede burada risk görmemek için kör olmak lazım. SMH ETF'in oluşturan en büyük hisse senetlerinde olan Nvidia'da da durum farklı değil. Epeydir 70'in üzerine gidiyoruz. Şu anda 80'de buradaki ara sayımız. MACD'yi de burada görüyorsunuz kopmuş gidiyor ve hala da yukarı doğru kuvvetli mumlar geliyor. Ama bu da artık ucuz bir hisse senedi değil. Yani vade uzunsa dolar ortalama maliyet yapmak konusunda bir sakınca görmüyorum ama Buradan birdenbire büyük girişler riski alıyorsunuz demektir. Gider mi yukarı? Gidebilir. Burada görüyorsunuz uzun süredir burada gidiyor. Koruyabilir de bunu veya şuradaki örnekte görüyorsunuz bir süre geri çekilse bile geri de gelebilir. Tekrar yükselebilir. Ama artık bu ise seni ucuz demek biraz zor. Fiyat kazanç oranı da 78'ler civarında. Ama asıl çok pahalı ise bence AMD. AMD'nin fiyat kazanç oranı 1374'ü bulmuş durumda. RSI'yi 80'ler civarında. MACD'si de burada görüyorsunuz. Uçmuş geliyor. Yani burada zirvelere yakın bir yerde olduğumuz Huzu düşünüyorum. Ama açıkçası yarı iletkenlere öyle bir talep var ki çünkü yapay zeka tarafı öyle bir hızlı büyüyor ki AMD'nin de daha gideceği yol olabilir. Şaşırmam. Ama hani buradan geriye çekilmesi ihtimaline de göz ardı etmemek lazım. O yüzden ben yarı iletkenler konusunda biraz çekingenim. Kolay kolay ben portföy değiştirmeyi seven birisi değilim. Ve yıla da açıkçası yarı iletkenlerde bizim model portföyde de olması gerekenden az ağırlıkla başlamış. Çünkü demin dediğim gibi öngörüm bu hızlı yükselmelerin durabileceği şeklindeydi. Bu denen hep yanılgıya açığız ama yani bu hisseler artık kesinlikle ucuz hisseler değiller. Böyle geçen senenin Mart'ında, Nisan'da, Mayıs'ında yakaladığımız fırsatları burada bulmak çok zor. Geri çekilme gelirse bunlar sert de geri çekilebilir. Ne zaman geri çekilirler? Bilanço dönemi tehlikeli. Geçen hafta gelen TSMC bilançosu çok olumluydu. TSMC geleceğe yönelik de çok yatırım yapacağını açıkladı. TSMC'nin önemi ne? TSMC bu şirketlerin çiplerini üreten firma. Bunlar biliyorsunuz tasarımcı firma. Onun çok yatırım yapması da bunun işlerine iyi gideceği göstergesi olarak ortaya kondu. O yüzden iyi bilançolar bizi daha da yukarı götürebilirler. Bu hafta çok önemli birkaç bilanço var yarı iletkenlerle ilgili. Ama yani gideceğimiz yer biraz azalıyor mu en azından kısa vadede öyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil yüksek ihtimal. Pozisyonları bir değiştirmiyorum ama biraz belki stop loss'ları hafif fayda var. Çünkü şu hızlı giden mumların geri gelişi de biraz tatsız olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi şu ana kadar hala tam gaz devam ediyoruz. Bilançolar demişken bu hafta gerçekten önemli bilançolar geliyor. Bir kere salı günü Netflix geliyor. Netflix yani benim bir yatırımım yok Netflix'te. Netflix'i e çok önemli bir şirket olarak da görmüyorum ben. Ama Netflix'in borsalar üzerinde çok etkisi vardır her zaman. Belki beni geçen seneden beri takip edenler 2023'ün Temmuz'unda Netflix bilançosu kötü gelince ve borsa geri çekilince tepkimi hatırlayabilirler. Eyvah bu iyiye işaret değil demiştim. Çünkü Netflix kötü bilanço getirip düşerse genellikle o bilanço dönemi kötü geçiyor. Niye bilmiyorum. Ya Wall Street çok önem veriyor Netflix'e ya da bilanço açıklayan ilk büyük teknoloji sesinde olduğu için geleceği biraz belirliyor. Oradan biraz ürküyorum. Netflix'in cirosal büyümesinde genelde sıkıntı yaşanıyor. Hisse başı karlıkla genel hedefte tutturuyor. Bakalım neler olacak onu göreceğiz. Netflix önemli bir bilanço. Texas Instruments yine Netflix kadar önemli değilse de özellikle yarı iletkenlerde ne oluyoru gösterecek bir bilanço. Ama çarşamba günü daha önemli bilançolar geliyor. Bir kere Tesla geliyor. Tesla bizim portföyümüzde hala en büyük kalem. Elon Musk'a biliyorsunuz epey kızmış durumdayım. Bu yüzden model portföyde hisselerimizin 3'te 1'ini sattık. 3'te 2'si kaldı elimizde. Bu bilanço döneminden sonra gerisine karar vereceğiz. Bazı olumlu gelişmeler var Tesla'da. Teknik olarak baktığımızda Cuma günü sanki dibi gördük gibi. Ben Cuma günü bizim WhatsApp grubuna attığım mesajda da bilanço dönemine kadar tekrar böyle bir 230'ları zorlayabileceğimizi öngördüm. Sadece teknik duruştan dolayı. Bunun dışında iki olumlu haber daha var. Bugün otonom sürüş FSD yazılımının 12. versiyonu geniş tüketici kitlelerinin araçlarına indirilmeye başladığını öğrendik. Bu çok önemli çünkü versiyon 12'nin artık beta olmadığını biliyoruz. Artık Tesla diyor ki otonom sürüşe epey hazırım. Bir de versiyon 12 versiyon 11'lerden çok farklı. Burada artık insanların yazdığı kodlar yok. Araba kendi kendi öğreniyor. Kodu kendi kendi geliştiriyorlar. Merkezdeki büyük dojo bilgisayarlarda algoritmalar bu yönden de etkiler önemli. Sabahtan beri ilk kullanımdan izlemlerini görüyorum. Çok memnunlar ama tabii yakından deneyimlemedim. Tesla bu neden çok önemli. Tesla bizim Portföyümüzde yer aldığı için teste bilançosu ile ilgili beklentilerimi YouTube katıl üyeleriyle paylaşacağım. Henüz katıl üyesi olmadıysanız mutlaka katılın. Yine yarı iletkenleri çok ilgilendiren iki büyük hisse senedi daha var. ESML. ESML Hollandalı bir şirket ve ESML yarı iletken üreten firmaları yani TSMC makineleri satan bir şirket öyle söyleyelim. Onun bilançosu çok merak ediyoruz. Lam Research'te tıpkı ASML gibi büyük yarı iletken firmalarının ana tedarikçilerinden bir tanesi. Ondan gelecek bilanço da belirleyici olacak. Yani bu çarşamba gününü kazasız belasız atlatırsak Nasdaq all time high'ına yani Nasdaq'ın tüm zamanların en yükseğine de gideriz diye düşünüyorum. Çünkü ASML ve Lam Research ne yapacaklar? Yarı iletkenleri coşturacaklar. Tesla zaten Nasdaq yüzün önemli hisselerinden bir tanesi. Net de bizi üzmemişse buradan sonra bir all time hale gelebilir. Ama Netflix kötü bilanço getirir ve düşüş yaşatırsa haftanın gerisine ve belki de Şubat Mart'a kadar olan döneme en azından biraz endişeli bakmakta fayda var. Perşembe günü iki önemli bilanço geliyor. Intel yine bizim model portföyümüzün hisse senetlerinden bir tanesi. Bilanço tahmini yapacağız. Visa geliyor. Visa bizim model portföyü yok ama çok beğendiğim bir hisse senedi. Keşke olsaydı bu arada. <laughs> Neden almadım bilmiyorum. Belki ileride alabilirim. Visa'yı çok çok beğeniyorum ve Visa daha da önemlisi dünya ekonomisi nereye gidiyor konusunda da epey bir yol gösteriyor. Visa'nın bilançosu aynı zamanda PayPal'ı da etkileyecek ve unutmayın 25 Ocak'ta PayPal CEO'su çok önemli açıklamalar yapacağım dedi. Teknolojik tarafta öyle inovasyonlar yapıyoruz ki dünya şok olacak dedi. Hafta sonu bununla ilgili epey bir dedikodu döndü acaba Twitter'la bir işbirliği mi yapıyorlar diye. Çünkü biliyorsunuz Elon Musk da Twitter'ı bir ödeme platformuna dönüşmeye çalışıyor ve Elon Musk PayPal'ın kurucularından. Yani çok şaşılmam böyle bir işbirliği olursa ama şu anda bunlar dedikodu niteliğinde. Şimdi o gün Visa bir ödeme Sistem olarak iyi bir bilanço getirirse Visa'nın brüt kârları süper bu arada %90'lar civarında. PayPal'ın brüt karı iyi değil ama Visa'nın büyüyor olması PayPal'a da fırsat anlamına gelir. Bir de o gün inovasyon tarafında güzel şeyler açıklarsa PayPal'da yukarı gider. Yalnız böyle günlere ben hep biraz endişeli bakarım açıkçası. Beklentiler çok yükseltilince gerçekleşenler bizi üzebiliyorlar. Nerede yaşadık bunu yakın zamanda? Bitcoin ETF'inde yaşadık. Cuma günde önemli bir bilanço var. American Express, Visa gibi o da. O kadar Visa kadar önemsemesen de American Express'i e takip etmekte fayda var. Yani bilanço açısından kritik bir hafta özellikle Netflix, Tesla, ESML ve LAM Research'ü yakından takip edeceğiz. Epey de bir veri akışı var bu hafta. Çarşamba günü Amerikan imalat PMI verileri gelecek. Bakalım ekonomi büyüyor mu küçülüyor mu? Perşembe günü çekirdek dayanıklı mal siparişleri gelecek. 2023'ün 4. şehre gayri safi yurt içi hasıla verileri gelecek Perşembe günü. Büyüme bekliyoruz tabii burada bir küçülme beklemiyoruz çünkü oraya kadar giden performans belli. Yeni konu satışları gelecek ama esas kritik veri bence şu. Cuma günü piyasa açılmadan önce PCE enflasyon verileri gelecek. Sonuçta hiç unutmayın Amerika'daki her şeyin gidişi enflasyona bağlı ve gelecek hafta FED toplanıyor ve FED toplantısından önce PCE'nin şöyle bir %3'ün altta inmesi şahane olur. Ben 2.9-2.8 civarında beklentim var. Henüz çok detaylı analiz yapmadım. Bir de pek yapamayacağım da ben çünkü çarşamba akşamı Vietnam yolcusuyum. Çok da kötü bir zamanlama oldu. Yani çarşamba Tesla bilançosu geliyor ve ben o gün uçaklarda olacağım maalesef. Gittiğim yerde internet nasıl olur? Bağlanabilir miyim? Saatler, zaman farkları biraz tehlikeli kötü bir zamana geldi ama yapacak bir şey yok. Cuma günü gelecek PCE enflasyon verisi ama çok çok kritik önemli. Bu 2.9-2.8 seviyelerine inerse moraller hakikaten çok düzelecekler. Ve bu hafta itibariyle S&P 500 şirketlerin %20'si kazançlarını bildiriyorlar. FED ile ilgili beklentiler ne seviyede derseniz bu arada FED'in faizleri indireceği beklentilerine düşüşler var. Mesela şu yeşil çizgi Mart ayında FED faizleri indirir mi? %85 ihtimalle indireceği düşünüyor ama daha yüksekler dedik aslında. Şu çizgi Mayıs 1'de indirir mi? Orada da ihtimali yine yüksek olduğu düşünülüyor. 31 Ocak'ta yani gelecek haftaki FED toplantısı faiz iner mi? Orada ihtimal %2'ler seviyesi gözüküyor. Ben de açıkçası beklemiyorum. Ben ama Mart'tan aşağı yukarı %100 eminim kendi içimde. Hatta daha öncesinde bile bir şeyler gelebilir. Çünkü daha önce bahsettim. Ocak ve Şubat enflasyonları şok edici derecede düşük gelecekler benim kanaatim öyle en azından. Ve bu hafta gelecek PCI'de de %3'ün altında ilk defa göreceğimizi düşünüyorum. Bu da Fed'in gelecek haftaki toplantısına faizleri indirmese bile söylemini yumuşatmasına yardımcı olabilir. Tabi tam tersine de ortalık birbirine girecektir. Evet durumlar böyle. Hakikaten heyecanlı bir haftaya giriyoruz. Bu heyecanlı haftanın tamamında sizlerle olmak isterdim. Ama bir yandan da seyahat etmek, dünyayı gezmek de güzel. Orlardan bildirim yapabilirsem, bildirim yapmaya çalışacağım. Çarşamba akşamına kadar buradayım bu arada. Yarın ve çarşamba da benden kurtulamıyorsunuz yani. Henüz YouTube katıl üyesi olmadıysanız Hemen gelin katılın bu haftalarda çok kritik bilanço analizleri yapmaya çalışıyoruz. Yine kulüp üyelerine ve YouTube katıl üyelerine detaylı videolar, model portföyler sunuyoruz. Oraya da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.